Trabzon'da çocukluğunda babasının kasap dükkanında çalışan 51 yaşındaki Hasan Türk Genç, İstanbul'da ortaklarıyla borç alarak açtığı küçük kasap dükkanını zamanla büyüterek 3 katlı bir et restoranına çevirdi. Ortağım İlhan Karademir'le beraber şu an bulunduğumuz mekanı açtık. Ama kasap olarak açtık. Yaklaşık bir 20 yıl kasap olarak iki ortak güzel bir şekilde sürdürdük. Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan ve tüm çocukluğu babasının kasap dükkanında geçen Hasan Türk Genç, babasının iflas etmesi üzerine 16 yaşındayken İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. Babamın mesleği olan kasaplığı Trabzon Sürmene'de devam ettirirken, babamın iflası nedeniyle maddi sıkıntı yüzünden İstanbul'a göç etmek zorunda kaldım. 16 yaşından beri İstanbul'da ikamet etmekteyim. Çocukluk anılarının tamamını kasap dükkanının içinde geçiren Türk Genç, mesleğe başlama tarihinin olmadığını, adeta mesleğin içinde doğduğunu anlattı. Yani mesleğe ne zaman başladın diye sorarsanız, mesleğe başlama tarihim yok, mesleğin içinde doğdum. 82 yılında geldim. Gazi Osman Paşa semtinde bir kasabın yanına çırak olarak işe başladım. Türk Genç 20 yıl boyunca ortağıyla kasap olarak çalıştıklarını belirterek 3. ortaklarıyla et restoranı işine girdiklerini anlattı. Diğer 3. ortağımın tavsiyesiyle bu steakhouse işine girdik. 2012'nin başlarında girdik. Yaklaşık 6 yıldır da steakhouse işletmeciliği yapıyoruz. Dükkanın 4'te 1'lik bölümü ufak bir kasaptı. Daha sonra steakhouse'a çevirince bir bölümünü büyüttük. Oradaki başarıyı yakalayınca diğer bölümünü büyüttük ve üst katını da yaptık aynı zamanda. Kasap dükkanlarını genişleterek küçük bir et restoranı alan oluşturduklarını dile getiren Türk Genç şöyle konuştu. Ufak bir dükkandan bu hale gelmek gayret gerektiriyordu. Biz de bunu gösterdik. Kasap dükkanı açtığımızda bölgede kasap yoktu, esnaf yoktu. Ama o zamanda bile eti kaliteli sattık. Kaliteli sattığımızdan dolayı yaklaşık 30 yıldır bu işte başarılıyız. Türk Genç bu işle uğraşan herkesin bir lezzeti keşfettiğini, kendisinin de buluşu olduğunu belirtti. Benim kendi tamamen sosunu kendim hazırladığım kuzu hurma ve dana hurma diye bir etimiz var.